Kemal Bey'i deviren Sayın ekip Dükel'e yani. soralım aslında. Sayın Dükel'in de bir açıklamasını merak ediyorum. Sayın Dükel, burada bir tartışma aslında konuşuluyor. Daha doğrusu İmamoğlu'yla Sayın Özel'in planı aynı mı? Ya da bu kısmı belirleyecek nokta acaba İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri mi? İmamoğlu kaybederse mi genel başkanlığa yürür? Yoksa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanırsa mı? Ki benim bildiğim MYK eğer Sayın Özel rağmen kendi imza toplayıp seçime gidebiliyor. Yani kurultaya gidebiliyor tekrar değil mi Sayın Dükel? Tabii olağanüstü kongreye her türlü kurultaya her türlü götürülebilir siyasi parti. Evet yani yeterli imzayı bulursanız götürürsünüz tabii ki ama ondan önce şimdi sevgili Zafer Ecevit'i anmak bugün mi aklına geldi dedi. Ecevit dün salonda en az 10 kere falan anıldı zaten bütün konuşmacılar tarafından. Bunu bir kere düzeltmek lazım. İkincisi Özdemir Asaf'ın... Sayın Özel'i eleştirdi. Sayın Özel andı mı? O anlamda Sayın söyledi. Bey, hem Kemal Bey hem Özgür Bey Ecevit'i andılar mı salonda? Herkes bir şekilde andı. Ya şimdi bu herkes bir şekilde andı cümlesi. Allah aşkına herkes bir şekilde andı. Demek ki anmadı. Sevgili Dükel. Sevgili Dükel buna ben bir şey söyleyeyim. Bugün de zaten Ecevit'in kabrine gittiler. Yani çok anlamsız bir tartışmaydı. Ama Göksu Hanım bakın şimdi burada laf geçiştirerek dedi, herkes bir şekilde andı. Herkes burada ne şekilde andı? Susuyorum. Hayır İsmail Bey herkes ama bir şekilde andı. Ben ne şekilde andı? Burada susuyorum ve sizi kesmemeye çalışıyorum. Ama o zaman somutlaştıralım. Ben de müdahale ederim. Ama o zaman somutlaştıramadığınız şeyleri söylemeyin Ankara'dan İsmail Bey. Ankara'dan müdahale etmek de zor olur. Aslında biz sizi net duyuyoruz Sayın Dükel. Bir tonunu ayarla lütfen de gözünü seveyim ne bağırmak. Ama kesiyorsunuz beni. Tamam. Ben sizleri kesmedim. Arkadaşlar rica ederim de bir üslup. Sevgili İsmail Dükel karşında azarlayabileceğin öğrenciler yok. Rica ediyorum zaten ama olur. Yani sürekli söyle, kesiyorsun. Söyle tamam. Buyurun ben sizi dinliyorum. Tamam Sayın Dükel buyurun. Yani yuvarlama olduğunu söylüyorlar. Biz duymadık konuşmacılardan net bir şekilde Sayın Ecevit'i. Aslında itirazları Sayın Şendir'in de sanıyorum bu yönde. Hayır ben onu söylemiyorum. Ben tam tersi. Sayın Şahin bu yönde. Ben şunu söylüyorum. Ya Ecevit'i laf olarak anmasınlar. Bu adam nasıl bu partiyi iki kere tek başına yani iki kere seçimden birinci çıkartmış ona baksınlar. Anıyoruz demekle de bir şey olmuyor. Ben Dükel'e destek verecektim de o yine sinirlendi. Buyurun Sayın Dükel. Tam destek gelecekti almadınız desteği. Bakın. Sinirlenmedim sadece. Özellikle burada Ankara'dan yayına katılmak gerçekten zor. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Vallahi sizi çok net duyuyoruz. Yani, çok rahat olun. Bunu bildiğim için de sustum. Yani bir süredir mesela bir buçuk tur geçti. Ben Zafer'e yeni cevap vermeye çalışırken tekrar itiraz ettiniz. Tamam peki. De, yani buna anlayış bekledim ben. Başka tamam. Bir şey değil. Sayın tamam. Dükel bir papatya çayı yollayayım mı Ankara'ya? Hayır ben yani İstanbul buraya olduğu gibi göndermek istiyorum onu. Özellikle sevgili tamam Zafer. Hadi şimdi, devam edelim evet, Sayın şimdi Dükel. Şimdi iktidar paylaşılır. Şimdi Özdemir Asaf'ın bir şiiri vardır. Hepimizin bildiği yalnızlık paylaşılmazdır ama o iktidar değil. İktidar paylaşılıyor. Yani şu anda iktidar iktidarını paylaşmış vaziyettedir mesela. Şimdi iktidarlar paylaşılır. O öyle olmuyor yani. Bir başka şey daha söyledin. O da 550 bilmem kaç milyon liralık bir ihale kültürdü galiba. Yani bu milletin, bu devletin müfettişleri var, denetim elemanları var. Her türlü hesap kitap zaten inceleniyor. Yani bunu söyleyerek bir farklı manipülasyonla algı yaratmaya çalışmak da çok da şık durmadı. Bunu da ifade etmek lazım. Şimdi gelelim sizin sorunuza. Ben zaten ilk turdaki konuşmamda 2028 kariyer planında Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı olduğunu ve CHP Genel Başkanlığı olmadığını ifade etmiştim. Yani dolayısıyla CHP Genel Başkanı Genel Başkanı'nı seçti. Emanetçi seçmedi. Sayın Paşam da burada doğru. Evet yani bu 4 yıllık bir süreç, 3 yıllık bir süreç emanetle gidecek bir iş değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyorsunuz zaten. Dolayısıyla emanetçi değil, genel başkanını seçti.
Bir kere bu çok net. Ha, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybederse ne olur? Bu bir soru. Evet. Kaybederse CHP Genel Başkanlığı'na doğru rotasını çevirir mi? Evet, çevirebilir. Yani çünkü siyasi bir pozisyon gerekir. Ondan sonraki siyasetini planlayabilmek için çevirebilir mi? Çevirir. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmasının önündeki tek engelin Kemal Kılıçdaroğlu'nu ifade ettiği için, artık önünde böyle bir engel de kalmadığı için Ekrem İmamoğlu'ndan beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı banko kazanmasıdır. Dolayısıyla bu şartlar sağlanmış olmasına karşın bu seçimi eğer kazanamazsa Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na döndüğünde delege ona ne kadar sıcak bakar onu bilmiyoruz şu anda. O bir soru işareti olarak duruyor. Ha, Ekrem İmamoğlu dönmek isteyebilir, orada bir çaba gösterebilir falan. Ama nihayetinde artık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değildir. Ve artık siyaseten kazanmış bir profil de değildir. Bu noktada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir ve aradan geçen süreç içinde de kendi genel başkanlığını pekiştireceği için o noktada delege Ekrem İmamoğlu'na nasıl bakar? Soru bu aslında. Ben sıcak mı bakar, soğuk mu bakar? Şu anda bunu kestirmek yani çayı görmeden paçayı sıvamaya benzer. En fazla bir öngörüde bulunabilirsiniz. Yani çok da sıcak bakmaz diyebilirsiniz. Ama bunun bir kesin yargısı yoktur. Kesin bir tespiti de yoktur. Olması da mümkün değil. Ha, o zaman ne olur? O zaman yeni bir cumhurbaşkanı adayı belki belirlenir. Ya da Ekrem İmamoğlu durur partide. Faaliyetlerini sürdürür. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilir. Ama bu süreçte CHP Genel Başkanlığı ne kendi tercihi olur ne de bu noktada kendi enerjisini harcar diye düşünüyorum. Şimdi Göksu Hanım. Çok ya, kısa alayım çünkü Ankara'ya tamam. Gideceğim Melike Görür'den. Ya böyle bir itiraz olsun diye söylemiyorum ama İsmail Bey böyle sanki bir manifesto söylüyor ve bunun üzerine kimsenin başka bir söz söylemesini de istemiyor. Ya öyle değil işte ya. Anlattığı gibi değil. Bakın 5. kez ertelenen bir parti meclisi seçimi var. Bir türlü seçime geçemiyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun 21 tane isim önerdiği ve bu 21 ismin Özgür Özel'in anahtar listesinde olmasında ısrarcı olduğuna dair gelen bilgiler var. Belki şimdi Melike de anlatacaktır bize. Evet, aslında Ankara'ya yani, bir gidelim. Tamam, asıl bilgiler tamam. Melike Görür de çünkü. Tamam. Melike Görür bize detayları aktaracak. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda isimler belli mi? Yavaş yavaş Melike. Göksu, şu an için tam anlamıyla isimler netleşmiş değil. Halen liste yapılıyor ki zaten 19 itibariyle parti meclisine girmek isteyen üyeler başvurularını tamamladı ve parti meclisi üyeliği adaylığı için de bu arkamda gördüğünüz ekranda da o isimler yansıtıldı. Artık o isimlerin çarşaf listesi hazırlanıyor ve matbaaya gönderildi. Ve halen buraya kurultayın yapıldığı bu binaya da o listeler gelmiş değil. Aynı zamanda yeni genel başkan seçilen Özgür Özel'in de bir anahtar listesi olacak. İşte o anahtar listenin de bir hazırlığı gerçekleştiriliyor. Ancak birçok isimde polislere yansıdı. CNN Türk'ün edindiği bilgilere göre ilk olarak Bilim Yönetim Kültür Platformu'dan bahsedelim. 12 isimde belirlediği ifade ediliyor. Bu isimler arasında ekonomistler Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi eski dekanı Profesör Doktor Yalçın Karatepe, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Volkan Demir, Ankara Üniversitesi'nin eski öğretim üyesi dış politika uzmanı İlhan Uzgel ki zaten Özgür Özel dış politika konusunda bir genel başkan yardımcısı olmamasını eleştirmişti Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İlhan Uzgel ismi de dikkat çekiyor ve baktığımız zaman da Andaç Pamuk ve FETÖ'nün kupas davalarında askeri casusluk davasından bir süre tutuklu kalan emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sanatçı Tolga Sağ, Tolga Sağ'ın babası da Arif Sağ bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde de
Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakması yönünde bir mesaj vermişti. O mesajda çok konuşulmuştu. Tolga Sağoğlu da bu listede yer aldı. Ve Çevre Mühendisleri Odası'nın önceki dönem başkanlarından Baran Bozoğlu, UNESCO Türkiye Milli Komite Üyesi eğitimci Doktor Armağan Erdoğan, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla bilinen avukat Gülşah Deniz Atalar gibi isimlerin yer alacağı belirtiliyor. Ve akademisyenler Murat Kubilay ve Burak Cop'un da Özel'in anahtar listesinde yer alması bekleniyor. Aynı zamanda parti meclisi olarak bu bilim ve üyeliğiydi. Parti meclisinde ise Selin Sayıkböke'nin olmasına kesin gözüyle bakılıyor ki zaten Özgür Özel bunu belirtmişti. Eski yol arkadaşlarından sadece Selin Sayıkböke ile bir yola çıkacağını, yanında bir tek Selin Sayıkböke'nin olacağını ifade etmişti. Yalçın Karatepe, Gökhan Zeybek, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Gökçe Gökçen olduğu belirtiliyor. Bulaş Karasu, Deniz Yücel, Gamze Taşçıer, Hikmet Erbilgin, Ahmet Kaya, Tahsin Ocaklı, Sezgin Tanrıkulu, zaman zaman açıklamalarıyla dikkat çeken bir isim Sezgin Tanrıkulu. Özellikle iktidar kesiminden de tepkiyle karşılanıyor bildiğiniz üzere açıklamaları. Adaylığını açıkladığında Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu'na da sahip çıkmıştı ve parti meclisi listesinde, anahtar listesinde Sezgin Tanrıkulu'nu da görebiliriz. Pınar Uzun'un da o listede olduğu belirtiliyor. Yüksek Disiplin Kurulu'nda da yine değişimi savunan isimlerden biri Süleyman Bülbül. Zaten Yüksek Disiplin Kurulu'ndaydı ve Özgür Özel'in anahtar listesinde olacağı da belirtiliyor. Tam anlamıyla bu liste şu an için bize gelen bilgiler. Bunun altını çizelim. Henüz resmileşmedi. Henüz Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesi delegelere verilmedi. Halen bu listelerin üzerinde bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bugün çok sarktı. Bunu da belirtmek istiyorum. Saat ilk olarak sabah saatlerindeydi. Sonra bu 16'ya ilerledi ve sonrasında 19'a ertelendi. Ve 19 itibariyle de parti meclis üyesi olmak isteyen isimlerin başvuruları tamamlandı. O listeler matbaaya gönderildi. Artık gözler o çarşaf listelerinin kurultay salonuna gelmesi ve Genel Başkan Özgür Özel'in de anahtar listesinin belli olması ve şunu da belirtmek istiyorum. Oğuz Kağan Salıcı eski örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, o da 10 kişilik bir anahtar liste hazırlayacak Göksu. Evet, Ankara'dan Melike Görür'den detayları aldık. Şimdi çok kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.